Çok değerli Meclis Başkan Vekilim, Sayın Grup Başkanım, Sayın Valim, Sayın Genel Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli milletvekillerimiz, protokolün çok değerli temsilcileri ve bugün bu anlamlı günde bizleri burada yalnız bırakmayan, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelmiş ve bizlere burada ev sahipliği yapan Sivas'ın yiğit, mert, Atatürk, vatan, millet sevgisiyle yürekleri dolu güzel insanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 105 yıl önce bugünlerde Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan ve Mondros mütarekesini imzalayan Osmanlı Devleti'nin topraklarının işgal edilmeye başladığı zorluklarla dolu bir dönemden geçiyorduk. Milletimiz yokluk ve yoksulluk içinde düşman silahlarının gölgesi altında bir varlık yokluk mücadelesinin içindeydi. Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'in işgalinden sonra yüreğinin daha fazla bu durumu kaldıramaması ve uzun süredir niyetlendiği bir büyük yolculuğa çıkması 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'da başladı. Başlattığı milli mücadele yolculuğuna 19 Mayıs günü çıktığı Samsun'dan Havza, Amasya, Erzurum'dan sonraki 5. durağı Anadolu'nun tarihi kenti Sivas oldu. Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal, ülkenin dört bir yanından gelen 41 delege ile birlikte Sivas Kongresi'ni açtı. Sivas Kongresi alınan kararlar itibariyle bağımsızlığımıza sonra da cumhuriyetimize uzanan yolun en önemli adımlarının atıldığı kongredir. Bu kongre manda ve himayenin kabul edilemez olduğu fikrinin perçinlendiği ve kayda geçirildiği hem de milli istiklalin sağlanması için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunun teyit edildiği, vurgulandığı ve kayıt altına alındığı kongredir. Bölgesel değil, ulusal bir kongre hüviyetine sahip olan Sivas Kongresi'nin en önemli kazanımlarından bir tanesi, kendi bölgelerinde mücadele veren cemiyet, dernek ve bağımsız yapıların Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetleri altında birleştirilmesi olmuştur. İstanbul hükümetine Milli Meclis'in bir an önce toplanması ve alınan kararların meclisin denetimine sunulması çağrısı yapılmıştır. Bu çağrılara kayıtsız kalamayan İstanbul hükümeti Ocak ayında Mebusan Meclisi'ni toplamış, ancak 1,5 aylık bir çalışmanın ardından meclis işgal edilerek kapatılmıştır. İstanbul'daki meclisin dağılmasıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle sonuçlanacak milli kurtuluş mücadelemizi yönetmiş, Lozan Barış Anlaşması'nın imzasını onaylamış, Cumhuriyetimizi ilan ederek bağımsız, özgür bir devlet olarak var olmamızı sağlamıştır. Sivas Kongresi, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan eden kararların alındığı tarihi bir kongredir. Atatürk yıllar sonra bu kongreyi şu sözlerle tanımlayacaktır: bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararların verildiği yer Sivas Kongresi'dir. 105 yıl sonra bağımsızlığımıza giden bu taşların döşendiği bu tarihi mekanlarda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Böyle bir günde yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Sivaslılarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu toplantıya benimle birlikte partimizin önceki genel başkanları Sayın Altan Öymen, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Murat Karayalçı'nın da katılmış olmasını çok anlamlı buluyor. Biraz önce çeşitli siyasi partilerin tarihi geçmişlerine yapılan atıflara katkı olarak buradan büyük bir onurla bir tarihi hatırlatmayı da ben yapmak istiyorum. Sivas Kongresi'nde Anadolu'daki
işgale karşı mücadele veren tüm yapılar, tüm dernekler birleştirilmiş ve Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı altında toplanmıştır. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, kurtuluşun, İstiklal Savaşı'nın nüvesini oluşturan, omurgasını oluşturan yapıdır ve bu yapı önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'nun şahit olduğu bir kenetlenmeyi hayata geçirecek ve İstiklal Savaşı'nı kazanacak olan, mücadeleyi başlatacak ve sürdürecek olan yapıdır. Bu yapı Cumhuriyet'in kurulmasına giden yolda Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıp daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 yılında yapılan ve resmen birinci kongresi olarak açılan kongrede Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem açılışta hem kongrede okuduğu büyük nutukta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresinin yapılmakta olan 1927 kongresi değil, 4 Eylül 1919'da başlamış olan Sivas Kongresi olduğunu kayda geçirmiş ve büyük nutkunda yer vermiştir. Bu büyük onur, bu büyük gururla buradan ilan etmek isterim ki bizler bugün tüm adımlarımızı 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlarla bağlılık içinde atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için bir asır önceki azimle çalışıyor, bu yolda mücadelemizi kararlılıkla büyütüyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye'yi miras bırakmaktır. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Bugün bizimle birlikte bu törenlere başkanlık eden Sayın Meclis Başkan Vekilimizin yönettiği pek çok oturuma iştirak etmiş ve onun oradaki söze ve milletin vekilinin sözüne duyduğu saygıyı bir kez daha teyit ederek burada 8 gün boyunca 41 kişinin hiçbir süre kısıtlaması olmaksızın özgürce tartışmasının bir milli mücadelenin başlangıç fitilini ateşlediğini unutmayalım. Bazı günler mecliste bir dakika için çıkan kavgaları, bazı günler mecliste bazı sözlere duyulan tahammülsüzlükleri ve ona kaba kuvvetle bastırmaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gücünde, erkinde, vasfında birinin kendisine karşı kongreye başkan adayı sunanlara dakikalarca, saatlerce müzakere edip bütün kararları en sonunda oya sunarak aldığını görmek ve bir kişinin verdiği kararlarla değil de milletin temsilcilerinin verdiği müşterek kararın toplumda en üst rızayı doğurduğunu ve en büyük başarıları getirdiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi delegelerini ve milli mücadele kahramanlarını minnetle anıyorum. Bugün burada bulunan bu tarihi güne 105. yılında tanıklık eden, iştirak eden herkesi yüreğimdeki vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle selamlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlük halinde 100 yılları, 1000 yılları hep beraber yaşayacağına inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.